Bu bölümde odaklanacağımız konu şu. Yıllarca Türkiye'den yurt dışına kaçırılan binlerce tarihi eser yuvaya döndü. Sırbistan ve İngiltere'de bulunan 2000'e yakın tarihi eser diplomatik ve hukuki mücadelenin sonunda iade edildi. 2004 yılında Sırbistan-Hırvatistan sınır kapısında durdurulan bir tırın içinde çok sayıda tarihi eser bulundu. 1485'i Siki olmak üzere toplam 1685 tarihi eserin Türkiye topraklarından çıkarıldığı anlaşıldı. Bu tarihi eserlerse İngiltere'den. 1950'lerde Türkiye'de çalışan bir İngiliz'in beraberinde yurt dışına çıkardığı bu eserler 5000 yıl öncesine ait. Tarihi eserler artık Türkiye'de. Uzun yıllar önce Türkiye'den kaçırılmış bu tarihi eserler sonunda ana vatanına döndü. Yoğun bir diplomatik ve hukuki sürecin sonunda Türkiye'ye iade edilen bu eserlerin yeni evleri Ankara ve İstanbul'daki müzeler olacak. Eserlerin iadesi sevindirici olsa da bu eserlerin Türkiye'den nasıl çıkarıldığı sorusu hala akıllarda. Bakan Ertuğrul Günay'a göre kaçakçılığın tarihi Arabistanlı Lawrence'a kadar dayanıyor. İhmal derseniz o geçmiş yıllarda işin başı ta 100 yıldan önce bunu kazalım, yarısı sizin olsun, yarısı bizim anlayışıyla başlamış. Orta Doğu'da savaşlarda ismini bildiğiniz birçok insan aynı zamanda tarihi eser kaçakçısı. Yani bu bizim Lawrence falan diyebildiğimiz kişilerin aynı zamanda bu tarihi eser kaçakçılığında isimleri çok geçiyor. Arkeoloji ve Sanat Dergisi editörü Nezih Başgelen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Durum ortada. Biz de gelişmeye sevindirici elbette dedik ama aslında pek de çok da sevinmek gerekmiyor. Çünkü çok daha fazlası hala yurt dışında değil mi bu eserlerin? Yani bir buzdağı düşünürsek buzdağın çok ucunu biz bugün geri alabilmiş ya da ülkemize kazandırabilmiş durumdayız. Çünkü bu Osmanlı İmparatorluğu'nun kayıtlara geçen döneminden ta Cumhuriyet'in başlarına hatta 1970'lere bir boyutuyla da günümüze kadar giden çok büyük derin bir yara. Çünkü Anadolu dünyanın sayılı açık hava müzelerinden bir tanesi. Pek çok uygarlık var. Ta 12 bin yıllık özellikle Neolitik'ten günümüze dünyanın sayılı kültür merkezleri, arkeolojik merkezleri de bizim bulunduğumuz coğrafyada yer alıyor. Ve bu müthiş bir zenginlik. Bütün Batı'nın bu konulara ilgi duyduğu dönemden ve özellikle de Avrupa'daki ve kıta Amerika'sındaki büyük müzeleri kurmaya başladığı dönemden itibaren bir eser sağlama alanı olaraktan görülmüş. Özellikle British Museum'un, Louvre'un, Berlin müzelerinin, Viyana'daki hatta Viyana'daki Habsburgların ünlü müzelerinin pek çok koleksiyonu 19. yüzyılda Anadolu'dan bu ülkelere gitmiş. Bugün gittiğiniz vakit British Museum'un klasik eserler bölümü, hatta her departmanında Anadolu'dan çok görkemli eserler var. Hatta en bilineni artık çok klasikleşmiş Bodrum Mazoleum, dünyanın 7 harikasından birisi Bodrum Mazoleum'u. Aynı şekilde Efes Artemis diğer bir dünya harikası. Bunların en görkemli parçaları British Museum'da. British Museum'daki depo envanterinin ise çok önemli bir şekilde Türkiye ile ilinti olduğunu yayınlardan, bilimsel yayınlardan biliyoruz. Ama bunları geri alamıyoruz. Değil mi? Şimdi şöyle, Mısır da örneğin başı dertte bu konuda. Nefertiti bile Almanya'da. Onlar da onu geri alamıyorlar ya da birçok başka sanat eserini. Kesinlikle şöyle ki Osmanlı dönemindekilerin bir kısmının yasal dayandığı fermanlar var. Yani karşılıklı diplomatik ilişkiler çerçevesinde alınmış bazı imtiyazlar neticesinde bu eserlerin gittiği anlaşılıyor. Ama bu imtiyazlar çerçevesinde yer almayanlar da var. Ama baktığınız vakit mesela Berlin'deki Sphinx'in onarım amaçlı gittiğini görüyorsunuz. 1917 yine Osmanlı döneminde tam Birinci Dünya Savaşı sırasında. O açıdan o haklı hukuki zemini bu şu anda gerek Kültür Bakanımız gerekse bu konuyla ilgili genel müdürlüğümüz çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Nasıl izi sürülür bu meselenin? Müzayedeler mi takip edilir? Müzelerdekiler tamam, onlar biliniyor ve oradalar. Ama müzelerin de depoları var. Örneğin bir bilinmeyen nokta belki bu. Bir de müzayedeler konusu galiba dikkat çekici. Şimdi şöyle, en önemlisi bu konuda duyacağımız samimiyet. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir bakan bu konuyu çok titiz takip ediyor. Yani hakkını verelim. Sayın Ertuğrul Günay bugüne kadar gelmiş Kültür ve Turizm Bakanları içinde arkeolojiye, Türkiye'nin bu alanlarındaki zenginliklerine ve kültürel mirasına en samimi sevgi ve ilgiyle yaklaşan bir bakan. Ve onun döneminde dikkat ederseniz 2007
2012'den 2011'e kadar Türkiye'ye kazandırılan eser sayısı diğer 10 yıllarca, 20 yıllarcaki kazandırıların çok çok üstünde bir sayıyla karşımızda biçimleniyor. Hem kendisi kazılara inanılmaz bir destek sağlayan bir süreci başlattı. Bir taraftan samimiyette de Türkiye'nin yurt dışındaki eserlerinin geri gelmesi için ilgili bakanlık birimlerini teşvik ediyor, yönlendiriyor ve destekliyor. Ve bizzat da kendisi gidip toplantılarda bu konuyu ülkemiz adına resmen bir hukuki platformda bir avukat gibi takip ediyor. Bu önemli tamam, bir nokta. Bu tamam ama diğer elimizde de suya gömdüğümüz tarih yok mu? Var. Şimdi orada tabii Batılıların da böyle bir karşıtlığı çok sık, hele özellikle bizim katıldığımız uluslararası platformlarda, konuşmalarda en çok karşılaştığımız sorun da bu. Bizim de dillendirdiğimiz, ben bu konuda biliyorsunuz yüzlerce makale yazdım bugüne kadar. Çok ciddi, bu ne periz, bu ne lahana turşusu noktasına geliyoruz. Bir taraftan Berlin'deki Zeus sunağını almak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Öteki yandan aynı coğrafyada Bergama yakınlarında çıkmış en az onun kadar değerli bir eseri de belirli prosedürleri halledemediğimiz için su altında bırakmak durumunda kalıyoruz. Ya da barajlar, şu andaki Türkiye'nin gündemindeki barajlar en az onlar kadar değerli. Pek çok alanı su altında bırakmak hem kültür varlıklarıyla hem de doğal mirası açısından bırakmak durumunda kalan bir vizyona doğru gidiyor. Burada çok sıkıntılı durumdayız. Türkiye buna akıllıca bir çözüm bulamazsa, ki her kalkınan ülke, her büyümeye yönelen ülkede bu sorunlarla karşılaşılır. Ama bu sorunları akıllıca ilgili tarafları bir araya getirerekten çözümler, bir çözüm modeli geliştirebilirseniz, ilgili bürokratik mevzuatı da akıllıca ele alabilirseniz en az zararla kurtulursunuz. Türkiye bunu yapamadı. Şu andaki bu konudaki mevzuatımız gayet çağ dışı kalmış vaziyette. İlgili bürokratik yapımız bunları kurtarmak değil, her türlü hem yatırımcıya çok büyük bir eziyet çektirtiyor, hem bir taraftan da eserlerin yok olmaması konusunda gerekli yasal yaptırımları sağlayamıyor. Peki, tekrar yurt dışına çıkarılmış ya da yurt dışına çıkarılan eserlere dönecek olursak, anladığımız kadarıyla 50'lerde ya da daha öncesinde işin ucu biraz gevşek bırakılıyormuş. Çok. Şimdi ne durumdayız peki? Yurt dışına kaçırılacak eserler konusunda, kaçakçılık konusunda doğrusu sıkı tutuyor muyuz? Kontrolü gerektiği gibi sağlayabiliyor muyuz? Benim izlediğim son 4 yıldır bu konuda gayet yol almış vaziyetteyiz. Genel müdürlük bu konuda gayet samimi bir yaklaşımı sergiliyor. Polis eğitiliyor, jandarma eğitiliyor ve eğitilen bu birimlerin gerek Anadolu'ya, bu kültür mirasına, gerek sınırlarda, gerek arazide daha titiz davrandığını görüyoruz. Ama Anadolu inanılmaz büyüklükte bir yer. Türkiye'nin kapsadığı coğrafyadaki kültür mirasımız dünyada eşi benzeri olmayan bir yoğunlukta. Pek çok ülkenin çok güzel şeyleri var. Ama bizdeki sıra dışı yoğunluk ta 12 bin yıldan, yani Neolitik dönemden günümüz Osmanlı döneminin sonuna kadar ki bu kültürel birikim çok had safhada. Ve bunun getirdiği bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Her tarafa hakim olamıyoruz. Ve onun da dışında bizim de nüfusumuzun belirli kesimlerinde bu alana bilinçli yaklaşımında sıkıntılar gördüğümüz için de gerek yerel yönetimlerde, gerek ilgili idari birimlerde bazı bizden de kaynaklanan, ulusal platformda da çok büyük derin yaralar açan çok olumsuz olaylarla da karşı karşıyayız. Yani bunun işin iki boyutu var. Hala daha bu kanayan yara azalsa da devam ediyor. Ama bizim bu konuya yönelik anlayışımız da eskisine nazaran çok daha ileriki bir safhaya da doğru ilerliyor. Yakın geçmişte arkeolojik çalışmaları daha ziyade yurt dışından ekipler yapardı ülkemizde. Şimdi ne durumdayız? Şimdi tam tersine döndü. Bakanlığın bu son 3-4 yıldır bu konuya çok ciddi finansman ve de idari destek sağlaması izinler açısından Türkiye'nin yetişen genç kuşağı Türkiye'ye bu konuda, arkeoloji konusunda bir bahar yaşatıyor. Resmen bir baharın içindeyiz ama bunun yaşanırken de hani bu baharın dona çalması gibi bazı bürokratik açıdan çok büyük sıkıntılarla biz bu yeni yetişen bir bahar gibi açılan Türkiye'nin yeni kuşağının üstüne karabasan gibi yeni bir bürokrasiyi de oturtmak durumu garabeti içindeyiz. Bu çok tehlikeli ve riskli bir süreç. Çünkü yeni kuşak çok iyi yetişti. Ve bunların önünü açarken onların elini kolunu bağlayacak bir sürü bürokrasiyi de getirirseniz bu sefer onlar
bilimsel başarılarının sağlamak yerine bu bürokrasiyle uğraşmak durumunda kalıyorlar. Yasal mevzuatlar bir taraftan onları boğuyor. Sigorta, kazı temsilcisi, ilgili yasal mevzuatlara uyma zorunluluğu onları canından bezdirir. Araziye çıkma konusunda teşviklerini kırar bir vaziyette. Yani bilimsel bir çalışmadan çok bürokratik bir çalışmaya mı dönüyor? Bürokratik bir mücadeleden sonra arkeolog çalışma özgürlüğüne ulaşıyor. O da çok kısa bir süreç. Yani burada gene bir aklın yolunda bir formül bulmamız lazım. Bakanlığın çok ciddi bir oluşturduğu iklim var. Bu iklimde tam bir bahar, dediğim gibi genç kuşaklar açısından, arkeoloji açısından yaşanırken, tam bu bahar meyveye dönüşürken bir yasal bu yaptırımlarla bir don yaşanıyor. Yani son iki yılın çok basit bir çerçevedeki bilgisi bence bu. Çünkü biz de bir arkeoloji dergisi olarak çok yakından takip ediyoruz. Hem meslektaşlarımızı hem ulusal bütün izleyicileri, bütün kazıları takip ediyoruz. 33 yıllık bir yayınız ve nereden nereye geldi bu olay 30 yılda, Osmanlı döneminden nereden nereye geldi, doğru kriterlerle değerlendirme şansımız var gibi geliyor. Onun için bakanımızın bu ilgi ve yakın desteğinin bürokratik alanda da doğru bir çerçevede biçimlenmesini ben şahsen öneriyorum. Geldiğimiz nokta sorulunca anladığımız kadarıyla siz bardağı dolu tarafından bakıyorsunuz. Biraz dolu tarafından bakıyorum. Şöyle ki bunu böyle bakmamı sağlayan pek çok veri var önümüzde baktığınız vakit. Ama bu verileri değerlendirdiğimiz vakit meslektaşlarımızın da ne durumda olduğunu, kazıları yapma konusundaki büyük sıkıntılarını görüyorum. Uluslararası platformda yabancı meslektaşların şu süreçte böyle tarihi eserleri götüren eski kuşağın, daha doğrusu eski kuşağın demeyelim, eski dönemin faturasını bugün ödeme durumunda olur gibi bir faturayı onların önlerine koyuyoruz. Halbuki onlarda da çok genç bir kuşak, çok başarılı çalışmalarla Anadolu'da gidiyor. Mesela Boğazköy Sfenks'ini hepimiz geri almak istiyoruz. Müzelerimize kazandırmak önemli bir olgu. Ama şu anda Hitit alanında çalışan bir meslektaşı, genç bir meslektaşı, ona fatura ederekten çalışmasını engelleme yoluna gitmemizle uluslararası platformda birazcık bizim bu bürokratik sıkılaştırmayı birazcık aşırı tuttuğumuz fotoğrafı flulaştırıyor biraz yani. Flulaştırıyor. Tıpkı Alyanoy meselesinde olduğu gibi. Aynen. Haklı bir zemindeyiz. Fakat birdenbire yaptığımız çıkışlar uluslararası platformda istediğimizi sağlama yerine bize tekrar negatif bir vizyon oluşturuyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Yine eserlere dönelim. Artık sonuca yaklaştığımız, Türkiye'ye getirilmesi hususunda umut ışığının doğduğu önemli eserler var mı? Var. Şu anda gerek İngiltere'de gerek Almanya'daki pek çok eserin bu prosedürler takip edildiği takdirde hukuken geri alınma konusunda çok ciddi yollar alındığı görülüyor. Hatta Amerika'da bazı gene aynı bu İngiltere'den belirli dönemlerde gitmiş kişi beraberinde götürülmüş bazı eserler de söz konusu 30'lu 40'lı 50'li yıllarda. Amerika bu konuda çok sayıda penaltıya sahip diyeyim toplumumuzun anlaması açısından. Bunları doğru takip edersek, ki başlanmış davalarımız var. 20 yıl önce, 25 yıl önce, 15 yıl önce başlamış davalar var. Ne yazık ki bunlar takip edilemedi. Çok basit avukatlık ücretleri yatırılamadığı için ya da hukuki prosedürün gerektirdiği bazı usul gereği bazı harcamalar yapılamadığı için bunların hukuki ilerlemesi durdu. Bunlar tekrar takip edilirse Türkiye bu eserlerini çok rahatlıkla alabilir. Çünkü Amerika bu konuda olumlu bir çerçeveye sahip. Eğer siz hukuken doğruyu ortaya koyuyorsanız ve de argümanlarınız kuvvetliyse ve hukuken geçerliyse size o eseri iade ediyor. En önemli örneği de Karun Hazinesi. Ki 60'larda giden, 60'ların ortalarında Uşak'taki meşhur tümülüslerde kaçak kazılarla kazılıp yurt dışına çıkmış, Amerika'ya gittiğini çok iyi takip ettiğimiz Karun Hazinesi bu yolla hukuki bir titizlikle geri gelebildi. Geri gelenler var ama diğer taraftan müzede koruma altındayken buhar olup uçanlar da var. Şimdi şöyle, müzelerimiz bir taraftan geliştirirken bir taraftan da Türkiye'de çok ciddi bir personel sıkıntısı, kalifiye yetişmiş eleman konusunda çok ciddi bir sıkıntıda. Aynı şeyi orada da görüyoruz, tabloyu da orada görüyoruz. Türkiye müzeleri bugün tarihinin en sıkıntılı
bir taraftan da en modernleşen yüzünü sergiliyor. Yani bir tezatlar çerçevesiyle karşı karşıyayız. O çerçevenin içinde çok olumlu şeyler de görüyoruz. En basit örneği müze girişi en son sistem elektronik biletlerle sağlanabiliyor. Ama öbür taraftan korumada ya da personelin kalitesinin yükselmesi konusunda da en kötü dönemi yaşıyoruz. Öyleyse başladığımız yerden noktayı koyalım. Birçok olumlu adım attık ama daha birçok adım atmamız gerekiyor. Hülasa çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü bu zenginliğimiz zaten bunu gerektiriyor. Bu konuda biz dünyada sıra dışı bir noktadaysak öbür taraftaki altyapımızın da çağın gereklerine fazla fazla uyması lazım. Teşekkür ediyoruz yayına katkınız için.